Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün CapAt uygulaması nasıl bu kesme bölme kırpma işlemleri yapabilirsiniz onu göstereceğim. Bu videoyu bilgisayar üzerinden çekiyorum. Bilgisayar üzerinde bunu nasıl yapılabileceğini göstereceğim. Kanalıma takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki zaten bunun yükleme videosunu çektim. O videoyu da izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz. Normalde ben Microsoft'un neydi bu adı? Microsoft Store'un İçinde bulunan ClimCamp uygulamasına gördüğünüz gibi şu anda render alıyorum zaten. Düzenlemelerimi yapıyordum. Oldukça kullanışlı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Şimdi de CapCut uygulamasına geçeceğim. Zaten çok popüler bir uygulama. Siz de biliyorsunuz. TikTok gibi çok büyük platformların zaten sponsor gibi bir şey. Yani o tarz bir şey. Şu anda bilgisayarda da bu uygulamayı kullanabiliyoruz. Buradan kırpma, kesme işlemlerini nasıl yapacaksınız bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar uygulamamıza giriş yapıyoruz. Şimdi uygulamamız açılmasını bekleyeceğiz. Şu an benim ikinci açışım olduğu için yani hemen yükleme videosunu çektim. Onun ardından bunu çekiyorum. Bir tane bir video düzenleme işim var. Onun için şu an yüklemeler yapılıyor. Siz de yeni yüklediyseniz o videodan bu videoma geldiyseniz eğer doğru yerdesiniz. Şimdi arkadaşlar buradan confirm deyip ilerliyoruz. Ne demek olduğunu bilmiyorum açıkçası. Sonra arkadaşlar bu ekran karşımıza geliyor. Buradan YouTube seçeceğim. Çünkü YouTube için kullanıyorum. Başka ne için kullanıyorum? Bir de diğer diyeyim. Başka bir şey için. YouTube için kullanayım. Buradan şeylerimizi ayarlıyoruz. Ayarlarımızı ayarlıyoruz. Öğrenciyim. Next diyeyim. Şunu da okey diyorum. Buradan da bir tür seçmemiz gerekiyor. Değil like deyip geçeceğim arkadaşlar. Aslında fanatik yok. Şunu diyeyim geçeyim ya. Çok önemli bir şey değil zaten. Neyse bu ekran karşılıyor arkadaşlar. Buradan new project diyoruz. Yani yeni bir proje oluştur diyoruz. Ve bu ekran karşınıza geliyor. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane medya eklememiz gerekiyor. Hangi videoyu düzenleyeceğiz? Ben şu an boyutu küçük olan bir video istiyorum ama sanırım boyutu küçük olan bir videom yok. Zaten buradan da şeyleri görebilirsiniz. Yüklediğim videoları. Şunu mesela arkadaşlar boyut yani videonun süresi kısaydı diye hatırlıyorum. Onun için şunu bir açalım. Şöyle açayım. Evet arkadaşlar 3 dakikalık bir video. Şimdi bu videoyu böyle tutup buraya ekleyebilirsiniz. Ya da şurada artı işareti var. Gördüğünüz gibi artı işaretine basarak buraya ekleyebilirsiniz. Bu çalışma alanınızın büyüklüğünü şuradan imleçten şöyle büyüterek ayarlayabilirsiniz daha ayrıntılı bir çalışma yapmak için. Genelde ben şu boyutta kullanıyorum. Her neyse bu dediğim gibi bunu ayarlayabilirsiniz. Şu an tam ekran haline getireceğim. Hani şey olmasın. Şimdi arkadaşlar bu videomuz. Bu videomuzda işlem yaparken burada en önemli faktör şu imleç arkadaşlar. Bu imleç neredeyse siz de o bölgede işlem yapıyorsunuzdur. Örnek veriyorum. Siz bu videoyu kırpmak istiyorsunuz. Şu başını yok etmek istiyorsunuz. Bunun için iki tane seçeneğiniz var. Şuradan alırsınız bunu. Bu şekilde küçülterek bu işlemi yapabilirsiniz. Ya da video aynı kalır. Şurada bir bölme işareti var arkadaşlar. Bölme işaretini gelirsiniz. Şu başını silersiniz ve sadece videonun kalan kısmı kalır. O başını yok etmiş olursunuz. Ya da mesela bu videoda devam eden bir video. Bu videoya geliyorsunuz. Şurada yine bölme işareti var arkadaşlar. Bölme işaretini tıklayıp şu kısmı kesmek kırpmak istiyorsunuz. Yine bölme işaretine tıklıyorsunuz. Şu ara kısmı kesiyorsunuz. Ve kesme işleminiz tamamlandı. Ya da arkadaşlar bu videoda örnek veriyorum bir yere odaklanmak istiyorsunuz. Şimdi nasıl yapalım? Evet mesela şu önemli bir yer. Ben burayı şey yapmak istiyorum. Yine videoyu seçiyoruz. Şöyle beyaz dikdörtgen haline geliyor. Gördüğünüz gibi beyaz dikdörtgen haline gelmesi gerekiyor. Bu videonun hangi bölgesini seçtiğinizi anlatıyor. Sonra arkadaşlar burada kırpma yeri var. En sağda bulunan kısım. En sağda bulunan kısma geliyoruz. Nereye kırpmak istediğimizi seçiyoruz. Şimdi burada bir boyutlandırma da yapabilirsiniz. Ya da kafanıza göre de yapabilirsiniz. Ya da alt tuşuna basıp belirli ölçekte bunu küçültebilirsiniz. Mesela sadece şurayı almak istiyorum ben. Şöyle biraz daha küçültüyorum. Evet mesela sadece burayı. Sonra yine confirm diyorum ve devam ediyorum. Bakın şimdi bu nasıl oldu? Hemen size göstereceğim. Bu videoda şöyle bir bakın bu hatta geri alma tuşu var mı? Şöyle bir bakayım. Evet abi şuradan bir geri alalım. Bakın arkadaşlar şimdi bu videonun sadece şu kısmının o bölümünü büyütmek istiyorum. Şuraya bölüyorum. Sonra şurayı bölüyorum.
Şöyle burayı sonra şu aradaki kısmı seçiyorum. Bu videonun bu kısmını seçiyorum. Sonra kırpma kısmına geliyorum. Bir ucundan tutup alta basıp eşit oranda küçültüyorum. Hemen bunu bu şekilde ayarlıyorum ve confirm diyorum. Şimdi bakın videoyu izleyelim. Buradan sesini nasıl kısık kapatabilirim? Şuradan sesini kapatayım videonun. Tamam. Şimdi bakın izliyoruz. Burada anlatıyorum ben. Sonra şurası önemli çünkü. Buraya gelince buraya büyütüyorum. Burada yazılanları ve benzeri şeyleri ayarlamak için. Bakın burayı anlatıyorum, anlatıyorum. Sonra işim bitince de burayı tekrar büyütüyorum. Tabii ki bu geçişleri bu kadar hızlı yapmamanız gerekiyor. Buraya bir araya efekt atabilirsiniz. Yani geçiş atabilirsiniz. Şuradan mesela şunu koysak nasıl olur? Niye ekleyeyim? İndirmemiz mi gerekiyor? Şöyle. Evet. Çok büyük oldu bu. Şöyle. Bakın şimdi. Şöyle bakın geçişli bir şekilde olduğu zaman ne kadar daha düzgün oldu. Bu şekilde videolarını düzenleyeceksiniz arkadaşlar. Hatta çıkışa da bir tane bir şekilde. Bakın. Çıkışta böyle direkt oluyor ve hoş gözükmüyor. Bakın buraya bir geçiş ekledik ve çok daha iyi oldu. Mesela yani tekrar indirmek istemiyorum ama şuradan şey seçelim. Tabii daha düzgün. Tabii blurları vesaire bulanıklaştırmayı vesaire buradan ayarlayabiliriz. Yani biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar CapCut'ın şeylerini nasıl söylesem. Efektlerini en iyi efekt uygulamalarından birine sahip. İşte bu şekilde ayarlıyorsunuz. Kırpma bölme işlemlerinde bu tarz yapıyorsunuz. Videolarınızı hareketlilik kazandırabiliyorsunuz. Bakın yani en basit örneği yapılabilecek. Hatta şunu biraz nasıl büyütebilirim? Şöyle. Büyüttüğüm zaman daha iyi göreceksiniz. Hatta şurayı şöyle yapalım. Burada küçültme efektini efektli bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu videomuz da bu şekildeydi. Çok basit bir şey. Yani çok uzun tutmadan nasıl pratik bir şekilde kullanabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Lütfen bu seri haline gelecek arkadaşlar. CapCut nasıl kullanılır serisi gibi bir şey olacak. Onun için video kanalıma abone olup diğer bildirimleri açıp diğer videolardan da faydalanabilirsiniz. Ya da bununla ilgili bir playlist oluşturacağım. Playlistten de düzenli olarak takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Lütfen diğer videolarıma da bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. İyi günler.